Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni güzel bir tarif vereceğiz arkadaşlar. 5 çaylarında misafirlerinize, komşularınıza çayın yanında güzelce ikram edebileceğiniz havuç topları yapacağız arkadaşlar. Önce malzemelerimizi sayalım. 4 adet havucumuz var, 3 yemek kaşığı nişastamız var, yarım su bardağı toz şekerimiz, 1 paket şekerli vanilimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi havuçlarımızı havucu haşladığımız sudan bir su bardağı ekleyerek blenderda ezeceğiz arkadaşlar. Ben havuçlarımı daha önceden haşlamıştım. Kabuklarını soydum. Küçük küçük dilimledim. Üstü geçene kadar su ekledim. Yumuşayana kadar haşladım arkadaşlar. Şimdi kabımızı alalım havuçlarımızı. Bir su bardağı da haşladığımız sudan ekleyeceğiz. Şimdi blenderdan çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, havuçlarımızı blenderdan çektik. Şimdi tavamızı alıyoruz. Nişastamızı ekliyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi de ekliyoruz. Vanilimizi ekliyoruz. Ocağımızın altını açalım. Bunları güzelce karıştırarak kaynayıp katı bir kıvam alana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyunu çekti. Güzel katı bir kıvam aldı. Bu şekilde olacak kıvamı. Şimdi bunu ıslattığımız borcama alacağız. Islatmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzelce boşaltalım. Üzerini güzelce düzeltelim. Şöyle güzelce yayalım ki daha çabuk ılısın. Kendini daha çabuk toparlasın arkadaşlar. Bu şekilde yayalım. Şimdi bunu 15 dakika boyunca dinlendireceğiz. Birazcık hafiften soğuması lazım. Daha sonra streç filmle ağzını kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 15 dakika kadar dinlendirdik. İlk sıcaklığını aldık arkadaşlar. Şimdi film streçte ağzını kapatacağız ki dolapta beklettiğimiz zaman üzeri kurumasın. Şöyle güzelce kapatalım. Güzelce hava almayacak şekilde her yerini kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu buzdolabında bir gece dinlendireceğiz. Daha sonra şekillendirme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir gece boyunca dinlendirdik. Şimdi ağzını açalım ve şekillendirme işlemine başlayalım arkadaşlar. Böyle kenara alalım. Önce dilimleri ayıracağız ki vereceğimiz yuvarlak şekil birbirine eşit olsun arkadaşlar. Rastgele kaşıkla alırsak şekiller birbirinden farklı çıkabiliyor.
Bunun için şöyle eşit bir şekilde keselim. Kare kare dilimlere ayıracağız. Böyle bölelim. Şöyle şuradan bir tane alalım. Pardon, önce almadan önce elimizi ıslatıyoruz ki şekillendirme işleminde elimize dağılmasın, yapışmasın malzeme. Önce şöyle yuvarlayalım. Elimizi şöyle yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamdır. Şimdi önce Hindistan cevizini buluyoruz. İstediğiniz herhangi bir şeyleri süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Hindistan cevizini buladıktan sonra ortasını parmağımızla bastırıyoruz. Bir çukur açıyoruz. İçine istediğiniz gibi herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. İster çikolata sosu, ister Antep fıstığı. Yani buna çikolata sosu ekleyelim biraz. Açtığımız çukuru sosla dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde biraz bolca doldurduk. Şimdi ikinci şekillendirelim. Çarkı kenardan alalım. Aynı şekilde biraz ıslatalım. Bütün hepsini aynı bu şekilde süsleyeceğiz. Önce Hindistan cevizini bulacağız. Daha sonra ortasına bir yuvarlak yuva açıp o yuvayı Antep fıstığı, fındık, çikolata sosuyla dolduracağız arkadaşlar. Buna da çikolata sosu dökelim. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz yuvarlama işlemi. Elimizi biraz daha ıslatalım ki elimize yapışmasın. Çünkü böyle hafif sıvı bir malzeme olduğu için çok çabuk ele yapışıyor. Güzel yuvarladık. Evet arkadaşlar, havuç toplarımız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.